Duydum ki ölmüşsün anne. Yıl 1997'nin başıydı. Ben zalimlerin zulmünden o güzel memleketimi terk etmiş, mücadeleme kaldığım yerden devam edebilmek için kendimi herhangi bir Avrupa ülkesine atmayı düşünüyorum. Yollardaydım. Her tarafta kar yağmıştı. Dünya adeta kendisini soğuğa teslim etmişti. O gece güzel annemin güzel sesini duymak için bulunduğum yerden şehir merkezine postaneye uğramıştım. Telefonu açtığım zaman annemin artık o evde oturmadığını ve bir daha da görüşmemek üzere dünyaya göç etmiştim. O gün sözde bir şiir yazmıştım. Senin için anne. Ve aradan tam 11 yıl geçti. Ben her ne kadar o şiiri okuduysam şehitlerimizin anaları gibi feryat etmiş göz yaşlarımı döküyorum onun için. Bugün yine hasretine çok muhtaç olduğum, hasretini çok çektiğim bir gündür. Onun için sana bir kez daha şiirimi okumak istedim. Beni affet anne. Beni affet anne. Ocak ayı başlarında annem 70 yaşlarında. Hasretin gözyaşlarında seni çok özledim anne. Çok özledim. Varlığımın sebebisin. İki gözümü durursun. İçimdeki tek acısın. Bunu bilemezsin. Bunu bilemezsin. Seni bir sorayım dedim. Bilirim, merak ederdim. Her gün yolumu beklerdim. İnan çok severdim ha. İnan çok severdim. Elimde bir hayalim var. Aramızda nice dağlar, içim yanar, yanar, yanar. Duydum ki ölmüşsün. İçim yanar, yanar, yanar. Ah anne, duydum ki ölmüşsün. Kölen olayım ben ana. Acı haber geldi bana. Makedonya dağlarında hasret kaldım sana anne.
Yoksa beni sevmiyorsun. Neden hiç konuşmuyorsun? Fedalaşmadan ayrıldık. Bakıp susuyorsun anne. Bakıp susuyorsun. Beni bırakıp da gittin. Beni de götürmez miydin? Sessen yalnız gider miydin? Benden küstün mü sen anne? Benden küstün mü anne? Bağırsam da duyamazsın. Ağlasam da göremezsin. Çünkü çok uzaklardasın. Benim için tek acısın. Ne olur bana inan anne. Ne olur bana inan anne. Cenazene gelemedim. Kollarıma alamadım. Mezarına gidemedim. Beni affettin mi anne? Beni affettin mi anne? Öleydim seninle ana. Mezarlarımız yan yana. Tükendim ben yana yana. Ne olur affet beni anne. Ne olur affet beni anne. Ne olur beni affet anne.